Evet. Kuş yuvasıyla başlayalım. O kuş yuvasını oraya yaptım. Yaklaşık bir aydır gelen giden herhangi bir kuş yok. Ama olsun, bekliyoruz. Şimdi efendim konumuz İslam felsefesi. Buradan öncelikle sevgili arkadaşlar, felsefecilere, bu konunun uzmanlarına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onlara olan hayranlığımı da belirtmek istiyorum. Yani felsefe konusu iyice uzmanlaştığınızda resmen kafayı tırlatabileceğiniz, devreleri yakabileceğiniz, çok geniş, inanılmaz insanı düşüncelerden düşüncelere sevk eden karma karışık bir yapı. Şimdi mesela bir felsefeci düşünün, mesela hiç kimseden etkilenmeden kendi görüşlerini yansıttığını, söylediğini, işte hayatı anlamlandırmaya çalıştığını farz edelim. Yani çok fazla beyni sulanmadan kendi düşüncelerini ne yapacak? İfade edecek. Kendi görüşlerini bir şekilde şahit olduğu olaylarla, tahminleriyle sentezleyerek görüşlerini sunacak. Ama günümüz felsefecileri çok daha farklı, felsefe yorumcuları diyelim daha doğrusu. Artık çünkü belli bir şeyden sonrakilere ben hani felsefeci değil de hani felsefe yorumcusu demeyi tercih ediyorum. Ben de mesela kendimi nasıl tanımlarım? Normal sade bir vatandaş, felsefe yorumcularını dinleyip yorum yapan kişi. O kadar. Başka hiçbir özelliğim yok yani. Onların işte o yorumcuların, günümüz yorumcularının, felsefecilerinin de diyelim peki, onların işi daha zor, çok zor. Çünkü bütün felsefecileri okuyorlar, hepsinin görüşlerini dinliyorlar ve ufaktan sıyırıyorlar. Evet, felsefe niçin var? Özellikle İslam felsefesi nereden doğmuş? Sadece giriş yapacağım bu konulara, düşünce olarak yani kendi düşüncemi söyleyeceğim. Felsefe nereden doğmuş? Meraktan doğmuş. Yani işte senin benim gibi, Ahmet Hüseyin Mehmet gibi işte nedir? Dünyada neden varız? Alem niye var? Bunun anlamı nedir? Niye buradayız? Sonumuz ne olacak? Bu düzenin anlamı nedir? Gibi gibi işte bla bla. Tahmin ettiğiniz, hepinizin de aklında olan sorular, gidince ne olacak, işte öldüğümüzde falan ruh nereye gidecek? Herkes kendi çapında hayatı anlamlandırmaya çalışıyor. Bence herkes kendi çapında bir felsefecidir zaten. Çünkü herkes aynı durumu yaşıyor. Herkes bir bilinmezin içerisinde. Bir kısmı mesela dindar kısımda sorun yok. Mesela onlar dindar kısım hemen üzerlerine giydirilmiş olan gömleğin düğmelerini ilikliyorlar. Aa tamam sorun yok. İşte Tanrı alemi yarattı, bizi sınav için buraya yolladı. 4 tane de peygamber yolladı. 124 ya da 124 bin tane daha yollamış bugüne kadar. Bir kere o 124 bin rakamını söyleyenler var ya, ya hakikaten çok uçuk kaçık insanlar. O çok ayrıca bir değerlendirilebilir. Ya matematik bilen bir kişi 124 bini 5 yıla bölse, yani demek istediğimi anladınız değil mi? O zaman bizim kazılardan elde ettiğimiz, insanların, arkeologların kazılardan ortaya çıkardığı, efendime söyleyeyim, çeşitli birlikte yaşayan topluluklar,
onların yazıtlarında, duvara kazıdıklarında, işte Sümerler, Akatlar, Etiler, şunlar bunlar onlar, hepsinde bize bir peygamber geldi şeklinde bir yazı olması gerekiyor. Bunları bulmamız gerekiyordu. Bugüne kadar bu şekilde ulaşılmış hiçbir yazıt yok. Bu söylediğim duvara kazınmış kesin ve net bilgi. Vahiy falan değil. Neyse, bu ayrı bir konu. Evet, neydi? Hayatı anlamlandırma olayı. Bunu ilk kimler yapmış? Hepiniz biliyorsunuz zaten, Yunan filozofları başlatmışlar. Efendime söyleyeyim. Oradan da 8. yüzyılda, 847 mi 850 mi yılında, işte peygamber öldükten sonra o arada geçen 200-300 yılda hiçbir şey olmamış ama ondan sonra İranlı çevirmenlerin, Yunan filozoflarının görüşlerini, yazıtlarını, kitaplarını çevirmeye başlamalarıyla birlikte ilk İslam filozofları ortaya çıkmış. Onlar da boş beleş insan değil yani. Onlar da bayağı donanımlı, enteresan insanlar. Ben zaten hele ilk işte Aristoteles'ti, bilmem neydi falan. Yani bunların normal insan olduğunu düşünmüyorum. Yani ha biz de olsaydık o dönem biz de öyle düşünebilirdik. Yok, hiç alakası bile yok yani. Adamlar nereden ne bağlantılar kurmuşlar yani. İnanılmaz. İlk İslam filozofu Kindi ya da Kindi. Efendime söyleyeyim. Bu bilgilere İranların çevirdiği Yunan filozofların bilgilerine ulaşınca kendi kafasında da zaten bir şey var. Yani işte anlamlandırma çabası var. Bunları alıyor ve sentezliyor kendi düşünceleriyle. İşte çelişen yerleri var. Aşağı yukarı aynı düşündüğü şeyler var. Ama tabii ki o zamanki İslam coğrafyasında belki de Yunanlılara, Yunanlı filozofların görüşlerine uymamak zorunda hissediyor kendini. Aa, ben de aynısını düşünüyorum diyemiyor belki. Bunu bilemiyoruz yani. Belki kendisi de aynı görüşte ama bunu söyleyemiyor. Bu arada ben çok boğuk mu gözüküyorum? Ya? Kamera kötü herhalde. Evet, şimdi daha iyi. Neyse. Kendi görüşlerini çok fazla net bir şekilde belirtememiş olabilir. Bunu bilmiyoruz. Ben sadece tahminimi söylüyorum. Ama Kindi bir kere kendi asıl ismini zaten hatırlamam mümkün değil. İnanılmaz uzun bir ismi var. 5-6 kelimeden oluşan bir ismi var Kindi'nin. Sonrasında Farabi'yi, efendim amiri vardı galiba, İbn-i Sina vardı. Böyle böyle filozoflar tarihteki yerini alıyorlar, görüşlerini bildiriyorlar. Olaya inceledikçe göreceksiniz. Öyle enteresan bir şekilde yaklaşıyorlar ki. Yani bu mesela Kindi dediğimiz felsefeci aynı zamanda matematik, fizik, kimya, biyoloji, resim, müzik, her alanda var. Yani çok meziyetli dersler falan da veriyor. Efendime söyleyeyim. Yani böyle rakamlarla bile bazı şeyleri açıklamaya başlıyorlar. İşte önce işte o 10 şeye bölüyorlar. İşte akıl. Önce Tanrı, sonrasında ikinci kısım akıl diyorlar. Aklın bilinmesi diyorlar. Üçüncü kısma geçiyorlar falan filan. Yani okudukça insan biraz açıkçası şey yapıyor, sıyırıyor.
benim gibi hani böyle zeki de olmazsanız biraz sıyırabilirsiniz. Ama ufak ufak bu konuya giriş yapacağım. Kendi düşüncelerimle birlikte de benim için videoyu kaç kişinin izlediğinin hiçbir önemi yok. İsterse bir kişi izlesin, hiç fark etmez. İşte asıl hedef de o kişidir o zaman benim için. Çok isterim yani felsefi tartışmalar yapabileceğim insanların olmasını çok isterim. Evet, İslam'da felsefe, mesela neden felsefeye ihtiyaç duyulmuş? Evet, ilk tanışmaları Yunan filozoflardan dolayı ondan etkileniyorlar. Aa bak bu bunu demiş, hayatla ilgili görüşleri bu şekilde. İşte Aristoteles'in onun bunun. Ha, o zaman bir dakika ya, benim de görüşlerim var. Dur bakalım bir sentezleyelim, ben de görüşlerimi açıklamaya başlayayım falan gibi. Mesela İslami toplumdan tepki alan filozoflar da var. Zaten Ömer Hayyam'ı hiç saymıyoruz. O zaten farklı bir şey. Yani elbette ki yani insanlar işte Allah vardır. Hani Kur'an'ı okuyup da o zamanki insanlar, aa ben işte tamam Kur'an'ı okudum, peygamber var deyip kenara çekilmemişler abicim, ablacım. Araştırmışlar. Araştırmışlar be ya. Evet. Yani bakmışlar nedir bu ya? Olay nedir yani? Ha, Tanrı'yı tanımlamaya çalışmışlar. Yani irdelemişler. Benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz siz. Yani irdelemişler. Bir dakika abicim ne oluyoruz ya demişler. Ufaktan o coğrafyada güçlerinin yettiğince, hani öldürülme korkusu da var tabii, güçlerinin yettiğince araştırmaya başlamışlar. Yani nedir? Niye buradayız? Tanrı, bütün bu şeyler, düzen, dört tane kitap, işte dört peygamber, sayısız önce gelenler, bunlar ne kadar doğrudur, ne derece doğrudur? Oradan bir başlamışlar, öyle yürümüşler, gitmişler. Evet. Şimdi bu giriş videosu olsun. Uzatmayayım, çok uzun olunca zaten kimse dinlemiyor. Haydi bakalım, bu böyle bitsin. Hoşçakalın.